Her hafta pazar günü saatler onu gösterdiğinde Business Channel Türk TV'de sizlerleyim. Unutmayın gökyüzünde ne varsa bu programda da o var. Kaçırmayın, paylaşın, duyana duymayana haber verin. Sizler için bu programdayım. Hepinize bir sınıf Çalıştır TV'den kutu sevgiler. 23-29 Haziran haftasına hoş geldiniz. Bu haftanın ay takvimi. 23 Haziran, 25 Haziran e, ay balıkta. 25 Haziran, 27 Haziran ay koçta. 27 Haziran, 29 Haziran Ay boğada. Bu hafta bizleri neler bekliyor? İlişkiler ve parasal konularla sorunlar bu hafta yaşanabilir. Ekonomi ile ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Parasal konularda sakın adım atmayınız. İlişkilerde hayal kırıklıkları, sorunlar gündeme gelebilir. 26 Haziran'da ani kararlardan, tartışmalardan kaçının. Sizlere haftaya yaşanacak Sirius günü ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Her ne kadar o gün gökyüzü zorlu açılarda olsa da sizler dua etmekten, istemekten ve iyilik yapmaktan sakın kaçınmayın. İyilik yapan iyilik bulur. Sakın unutmayın. Birazdan Sirius günü ile ilgili konuya geliyor. Astrolog Vedat Lelek YouTube kanalımda güneş tutulması ile ilgili sizler için şahane bir video hazırladım. Burçları neler bekliyor ve güneş tutulmasının etkileri neler olacaktır izleyebilirsiniz. Gezegen geçişleri 27 Haziran 2019 Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Büyük Sirius günü. Jüpiter ve Satürn'ün her ne kadar zorlasa da sizler istemekten, dua etmekten sakın kaçınmayın. Üç kitabımda da sizler için sürü zaman dilimlerini paylaşıyorum. Dördüncü kitabımda da bu zaman dilimlerine sizler için değiniyorum. Kadersel zamanlamaya işaret eden Büyük Sirius günü önemli bir zaman dilimi eski Mısırlılar büyük Sirius günlerinde bir yıllık, bir yıllık kaderlerinin yazıldığına inanırlar. Sirius yıldızı Yengeç Burcu'nda bulunan bir sabit yıldızdır. Tüm gezegenler Yengeç Burcu'nun 14 derecesine geldiği anda Sirius sabit yıldızı ile kavuşma geçerek bizlere şans ve güzellikler sunmak için gökyüzünden ışıldamaya başlarlar. Birçok tanıdığımız ünlü kişinin haritasında Sirius yıldızı yer almaktadır. Tuğba Büyüküstün, Aşkınur Nur Yengi, Yıldız Tilbe bunlardan bazılarıdır. Verdiğimiz tarihlerde ne yapmalıyız? Dua etmeliyiz. İnancımız doğrultusunda Önümüze bir bardak su ile birlikte tam konsantre olmuş bir biçimde dua edebiliriz. Ve dua ederken önümüzde olan suya şifa ve iyi niyetler dileyerek içiniz. Bu yılki Sirius gününe çok önemli kritik bir nokta var. 7 Temmuz ve 8 Temmuz tarihleri arasında Merkür Es yani durağın pozisyonda yer alıyor. Beni yakından takip eden dostlarım bilirler. Ben gezegenlerin durağan pozisyonlarına önem veririm. Bu dönemlerde yapılan iyiliklerin jet hızı ile bizlere döndüğünü biliriz. Ve e, ne yapıyoruz aynı zamanda? E, Şükret Olsun adlı kitabımın gezegen geçişleri bölümünde bu zaman dilimlerini takip edebiliyoruz. Bu yıl Sirius Yıldızı bizlere dualarımızın yanında iyilik yapmamızı işaret ediyor. Özellikle eğitim hayatına yeni başlayacak olan küçük bir karşı kardeşimize burs verebiliriz. Maddi yönden bu kadar güçlü olmayabiliriz. O zaman bir kalem, bir silgi, bir kitap ile iyiliğimizi yapabiliriz. Bu seriyüz zaman diliminde bir çocuğa iyilik yapın. Sevindirin. Seriyüz zaman dilimlerine önem verin. Sosyal medyadan ulaşan birçok okuyucum bu zaman diliminin şifa noktasından yararlandıklarını dile getiriyorlar. İşte o tarihler. 6 Temmuz 2019 saat 10. 8 Temmuz 2019 saat 10 tarihleri arasında duanın gücü çok yüksek. Özellikle 7, -7 Temmuz gününe önem verin. Evet, gökyüzü çok sert. Gökyüzü bazı konularda bize farkındalık yaratmak adına bizleri zorluyor. Ama iyilik ve dua her zaman ama her zaman kazandırır. O yüzden dualarınızı ve iyiliklerinizi hayatınızdan eksik etmeyin. Dualarınızla beni sakın unutmayın. Hep beraber astroloji öğreniyoruz. Tam 3 ayda 12 derste sizlere pratik bir eğitimle astroloji öğretiyorum. Evet yanlış duymadınız. Tam 12 derste. Hemen başvuru için info.astrologvedatleri.com adresine adınız, soy isminiz, doğum tarihinizi, gün, ay, yıl, doğum saatinizi ve doğum yerinizi bildiren maille başvurabilirsiniz. Sürpriz ne mi? Sürpriz bu eğitimin yanında pandül eğitimi de sizlere hediye. Hadi hep beraber 3 ayda 12 derste astroloji öğreniyoruz. Haftanın burç yorumları. Hadi gelin Koç burcunu bu hafta neler bekliyor? Bir göz atalım. Koç burcu kızları. Biraz böyle gezmek, sevgilinizle ne zaman geçirmek istiyorsanız, istiyorsunuz. Evet. Hu. Sizin biraz kafanızda e, hem kadın hem erkeklerin kafasında böyle ilişkileriyle ilgili level atlamak, ilişkilerini daha başka bir noktaya taşımak için kafalarında bir düşünce, bir organizasyon söz konusu olabilir. Ama lütfen sizlerden rica ediyorum, geçmiş değil, gelecek odaklı olun. Bu hafta kariyer gelişmenizde, kariyer hayatınızla ilgili önemli gelişmeler sizleri bekliyor. Sevgili Boğa Burçları, bu hafta sizlere tarot kartlarım ne diyor? Sizin de aile büyükleriyle ve iş hayatınızla ilgili yaşadığınız bir takım problemler geçmişte kalacak. Ve bunları kolaylıkla kolaylıkla atlatabileceğiniz bir dönemdesiniz. Biraz iletişim kalitenize dikkat edin. Parasal konularda da hmm, harcamalarınıza dikkat edin diyorum. Sevgili ikizler burcu. Bu hafta sizlere kartlarım. Diyor ki uh, İlişkilerinize son derece dikkat edin. İlişkilerinizle ilgili problemler yaşanabilir. geçmişten Özellikle iş yerinizle ilgili ve sağlığınızla ilgili yaşadığınız konularla ilgili sorunlar bu hafta çözülüyor. Sizin için güzel haber bu. Sevgili Yengeç Burçları, arkadaş ilişkilerinize dikkat edin. Özellikle alacak verecek konularına asla girmeyin. Bu konuda yardım Yani arkadaşlarınızın yardımlarını geri çevirin. Siz bu hafta biraz arkadaş enerjisinden uzak durum. Sevgili Aslan Burçları, bu hafta tarot kartlarım sizler için diyor ki, e, dişle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Lütfen buna dikkat edin. E, onun haricinde hayatınızda herhangi bir sorun ve problem gözükmüyor. Eğlence yine eller havada. Gün sizin gününüz. Şahane. Sevgili Başak Burçları, bu hafta tarot kartlarım sizlere diyor ki hmm, depresyon, uzak durun, depresyonda depresyona sokacak yap kişilerden de uzak durun. tartışmaları dikkat edin. Özellikle kadınlarla olan ilişkileriniz alarm veriyor. Aman dikkat. Sevgili terazi burçları, bu hafta tarot kartlarım size diyor ki biraz ee, ayaklarınız yere bassın biraz önünüzü görün ani kararlar vermekten kaçının ve e, bu hafta biraz içsel dünyanızla ilgilenin diyorum sevgili Akrep burçları bu hafta sizlere gökyüzü diyor ki Sizin de biraz böyle parasal konularla ilgili ve ilişkinizle ilgili bir takım sorunlar ve problemler söz konusu olabilir. Siz bu hafta her şeyi bir kenara bırakıp işinizle ve kariyerinizle ilgilenin. Sevgili yay burçları bu hafta hı, sizin için e, sadece laflarınıza ve sözlerinize dikkat edin iş hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olacak. Özellikle kadınlardan alacağınız yardımlar sizin bir adım öne geçmenize neden olacak. Sevgili oğlak burçları, bu hafta sizler ne yapıyorsunuz? Hmm, sizin böyle iyi bir... Hmm, hmm, hmm. Sorun, sıkıntı, bayağı bir bu hafta sizlerle birlikte ama biraz bir takım bir şeylerin farkına varıp düzeltme şansınız fazlasıyla ama fazlasıyla e, size yardımcı olacak. Bu, bu, hafta farkındalığınızı geliştirmeniz gereken bir hafta. Buna önem verin. Sevgili kova burçları, bu hafta kartlarım size Hiçbir şey söylemiyor der benim ben. Kız kava. Aman. Aşk, iş, ev, aile hayatı. Hmm, böyle daha çok neye önem vermeniz lazım biliyor musunuz? Eller havaya modunda değil ama biraz daha e, aileye, işinize önem verin. E, çok böyle eğlenceye dalıp e, hayatınızı Laylaylom geçirmeyin. Sorumluluklarınızın farkına varın. Sevgili balıklar, bu hafta sizlere tavuk kartlarım ne diyor? Bu hafta o oh, para ile ilgili konularda muhteşem derecede size bir takım yardımlar, e, gökyüzü e, yardımlar geliyor depresif olmaktan kaçının, aileyle ailemizle ilgili aileyle ilgili güzel zamanlar geçirin ama bu hafta size iyi anlamda parasal konularda güzel yardımlar var. Evet bir haftanın daha sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Videoya kız beğeni yapıyoruz, arkasından paylaşıyoruz, arkasından ne yapıyoruz? Sosyal medya hesaplarından bana ulaşabiliyorsunuz e, ee, yeni bir eğitim var bu eğitimle ilgili e, zaten video programın içinde yayınlanıyor e, bu eğitim size özel çok özel Aman kaçırmayın diyorum hoşça kalın